Efendim akşamlar Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ne var ne yok başladı. Bir salı akşamında yine karşınızdayız. Salıları ve perşembeleri işte saatler 23.30'u gösterdiğinde bizler buradayız. Ve yine çok çok önemli konular var. E, hemen arkadaşlar iki numarayı versinler. Konuklarımı öyle pas atacağım. İlginç kapaklar var yine. İlginç konular var yine. Evet bakın şu Alman dergisinden bu kez işte Biden'ı görüyoruz. Kamala Harris'i görüyoruz. Michelle Obama'yı görüyoruz ve Kaliforniya valisini görüyoruz. Çok ilginç kapaklar ve konular var. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Konuklarımız araştırmacı yazar Mehmet Saka ve astrolog Ayça Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hemen bir de bir sorumuz var. Hemen o soruyu sor soralım. Ee, bu hafta biraz onunla konuşacağız. Resmi bir açıklama. Kendisi açıkladı şirketin. Artık dediler biz insanın beynine çipi yerleştirdik ve o insan bir... Mouse'u e, beyniyle komuta edebiliyor şu anda dediler. E kim bu insan beynine çip yerleştirme konusunda e, girişimci olan isim? Hepiniz biliyorsunuz zaten. Mevlana Yok beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına doğru cevabı yazmanız yeterli olacak. 50 kişiye kitaplar gidecek. Sırlı kitaplar gidecek. O kitaplardan biri Ayça Aydın'ın 2024 Burcunuz Ne Diyor kitabı. Yine e, benim kendi yazdığım kitap Kim Bu Tapınakçılar kitabı gelecek. Zafer Caloğlu ile beraber yazdığımız Siyonist kehanetler gidecek. Muhittin Arabi sayılar ve rüyalar gidecek. Bakar mısınız? Ve de Profesör Doktor Seyit Mehmet Şen Cumhurbaşkanı'na mektuplar ya da siyasetin günlüğü kitabı gidecek. Artık ee, çok fazla kitap. 50 kişiyi belki de aşacak bile belki de diyebiliriz. Hemen başlayalım. Bu kapakla başlayalım. Birazdan bu arada Erzincan'daki o toprak kayması konusunda Ayça Hocamız e, burada değil mi? Burada canlı evet. yerine söylediniz siz onu. Söylemişti. Gerçekleşti. Bu kez ne diyecek merak ediyorum. Çünkü yine peş peşe depremler olmaya başladı. Ayçi Hoca'nın yorumunu merak ediyorum. Biden'ı görüyoruz bu kapakta. Alman Stein dergisinin kapağında. Bir yürüteç de yürüyemiyor. Ee, Michelle Obama'yı görüyoruz. Kamal Harris'i görüyoruz. Ve Kaliforniya valisi neydi ismi hemen onu da söyleyeceğim ben şimdi. Gavin Newsom'u görüyoruz. Tabii e, herhalde açıkça Biden gidici arkasındakiler gelici mi demek istiyor? Astroloji ne diyor Ayçi Hoca'm? Astroloji aslında e, Kamala Harris'i çok destekleyen açılardı ama sonuçta hani internet bilgileriyle doğum bilgileri e, yanlış veya hatalı olabiliyor. Ama bu seçimlerde Kamala Harris'in çok fazla rol oynayacağını söyleyebiliriz. Biden kesinlikle gidiyordu. Ekonomist kapağında da zaten mesajlar veriyorlardı. Ama ben Trump'ın geleceğini düşünüyorum tekrar. Trump gelecek. <laughs> Mehmet Hocam? Ben de kesinlikle ayrılmıyorum. E, Biden'ın gideceğini ve Trump'ın geleceğini düşünüyorum. Ancak e, Trump'ı biraz sancılı getirecekler evet. diye düşünüyorum. Nasıl yani. sancılı mesela? Yani e, süreçler zaten şu anda ben bu izlerken şu kareye bakarken oyunu görebiliyorum. Arkadan da biraz konuya manasal bakıyorum. Hani biliyorsun benim yaklaşımım için evet. biraz daha daha ruhsal ve daha tinsel ya. E, burada direkt ayuka ay çıkan bir şey var. Zaten bu adamların hepsi bir tanrıcılık oyunu içerisinde hepsi bir dijital tanrıcılığı da ön plana getirme içerisinde kendi oyunlarını da böyle güzel güzel dergi kapaklarından oradan buradan bir şekilde e, afişe ederek oynuyorlar zaten Trump'ı da böyle kolay kolay getireceklerini zannetmiyorum geleceğini düşünüyorum ama kolay kolay değil biraz kolay, kolay değil. parça zaten... koparacaklar diye düşünüyorum yani biraz birkaç parça zaten koparacaklar zaten geçen hafta yani. bir vergi cezası milyon dolarlara varan vergi cezası kestiler Verelim hemen evet. ekonomistin kapağını da bunun üzerine. Tam da ekonomist de aslında yine Trump'la ilgili bir kapakla çıkmıştı. Ee, hem Trump hem de Amerika'yı global ve anti-global yapanlarla buluşma gibi bir şey. Make America Great Again bu e, Amerika'nın sloganıydı. Yani Amerika'yı yeniden e, şahane yapacağız, muhteşem yapacağız. Ama işte Macaristan, İtalya, Fransa, İsrail, Almanya, Hollanda ve Polonya'nın da bu sloganın arasında ve bu şapkayı Trump takıyor biliyorsunuz. Evet. Ya böyle uzun şapkaları falan var. Trump takıyor ve kırmızı renk. Ee, Trump'ın geleceğini mi delalete de acaba? Ya zaten kırmızı bir kere e, renk olarak bir psikolojik bir karşılığı var. Yani e, ardında sırrı simgeleyen bir renk. Yani bu şapkanın altında ne var? Evet. Yani bu hikaye bu şapkanın, şapkanın altından altında taşan mı çıkacak yani? Ne çıkacak şapkanın <laughs> evet. altından? O hikayeyi gerçekleştirecek. Oyun oynadıkları böyle aşikar. Evet, şey evet. yaparlar ya bizim bunu basic model al. Bizim gençler kendi aralarında story'lerden e, mesajlaşırlar. Basit evet, evet. sorarsan da ben sana söylemedim der. Aynı hikaye. Bunlar devam ediyorlar oyunlarına böyle. Zaten astrolojik olarak da Trump'ın Mehmet Bey'in dediği gibi çok zorlu süreçlerle bu yönetimin başına gelmesi var. Hatta bence hakkında bir tutuklama kararı gibi durumlarda çıkabilir. Olabilir Suçlanmaları olabilir. E, ee, tabii bununla beraber de ayaklanmalar olabilir. Çünkü Trump'ı da seven belli bir kitle var. Ama eninde sonunda eğer bir suikaste kurban gitmezse gelir. Bu arada birazdan ritüeller konusunu konuşacağız. <laughs> Türkiye'nin ort göbeğinde Kapadokya'da yapılan bir tören yani ritüel tören mi diyeyim artık ona ne diyeyim bilmiyorum. Ekana getireceğiz. kimler Türkiye'de bazı kendilerince tılsımlı alanları ritüellere kullanıyor onu konuşacağız. Ve bu arada yine Yerevatan Sarnıcı'nda ne var ne yok ekibi olarak bizler kendimiz görüntülemiştik. Yerevatan Sarnıcı'ndaki kesik kafalar sergisi kalkmış. Onu da bizim yayından sonra söyleyeceğiz birazdan. Hemen 8'i verelim. Bilgeis ne diyor? Et tüketimini, pardon ondan önce Gates'in finanse ettiği bir şirketin laboratuvarında üretilen insan sütü... ...3 yıl içinde satışa sunulacak. İnsan sütü. Hemen 9'u verelim. Bilgeys et tüketimini 2030'a kadar sıfıra indirmeyi planlıyoruz dedi ve onu verelim. Avrupa okullarında böcek yemeği özendiren kitapçıklar dağıtılıyor. Bakın, ee, Eat Bugs yani On Reasons You Should. Yani neden yemelisinizi 10 madde halinde sıralıyorlar ve diyorlar ki bu kitapçıklarda. Herkes böcek yer. Bir, iki başkalarına böcek yemeyi öğretebilirsiniz. Üç, çok lezzetliler diyor. Dört, böcekler etin aksine bizi hasta etmez. Beş, böceklere benzemeyebilirler. Altı, bizi güçlü ve sağlıklı kılarlar. Yedi, çevreye faydalıdırlar. Sekiz, dünyadaki açlığı sona erdirmemizi sağlarlar. Dokuz, her zaman ince ve formda olmamızı sağlarlar. On, yeni bir şeyler denemek her zaman eğlencelidir diyorlar. Evet, şuradaki. It's cool to try new things. Bunlar... Bir de Avrupa Avrupa'da değil mi bu? Evet, Avrupa'da bu da. Avrupa değil. Birliği uyum yasalarına da girmesin sakın bunlar böyle. E, muhtemelen muhtemelen zaten yazılı yani, bir şekilde bilinçaltına koyuyorlar bu, burada. Çünkü hemen. bunun arka planı da var. Yani Tabii. birazdan ben gireceğim sen Bakın en, burada mesela işte "They can help end world" are, yani dünyanın sonunun gelmemesine yardım edebilirsiniz ve açlığın bitimini engelleyebilirsiniz" diyor. Burada da işte çocuklar basit. böyle el ele tutuşmuş dünya Şimdi Ekrafında. birazdan e, o konulara geldiğimizde bu ritüellerin bu ezoterik evet. yapıların e, onların da böyle resimlerini gösteririz ekranda. Neden böcek yemelerini istiyorlar? Yani e, nedeni belli ya. Bu neden aslında en sığ sebepler. Kendileri istedikleri bir sistem kuruyorlar. Tarayalım abi. yani dijital tanrıcılıkla birlikte kurgu yapıyorlar. Bir kurguları var. Yani senin elinden doliteyi alacaklar. Evet ama bunu i̇nsani senin insani alacaklar senin elinden. Onun daha derinleri de var aslında. Daha mistik mistik bakış açısı da var buna. İnsana mı öneriliyor bunlar? İnsan mı yer bunları? Ya şurada mesela demiş ki bak çok lezzetli vardı. demiş. değil testi. Ya ama onun zaten çok... Angelina Jolie e, bir videosunda, tanıtımında reklamını var. Evet. defalarca yaptı ki yapan da çok fazla kişi var. Bunu yazılı bir görselle zaten çocukların bilinçaltına kodluyorlar ki keza evet. farklı şeyleri de biliyorsunuz bu tarz böyle ...kitap halinde yayınlamaya... ...ve bilinçaltına işletmeye çalışıyorlar... ...ama dediği gibi arka planlı da var... ...mehmetmeyin. Zihinsel ve fiziksel... ...evrimler var. Aha. Nasıl ki e, bir hayvanı... ...bir ırkı... ...başka bir topraktan... ...bu topraklara getirdiğinizde belli bir süreçten... ...sonra Hı -hı. dönüşüyor, evrimleşiyor. Hı -hı. Mesela has kurtlar... ...artık Türkiye'de Bodrum'da bile yaşıyor. Örnek. Evet. Çünkü artık dönüştü o... ...evrildi... E, Aynı şey bu sistem içerisinde de var. Zaten insanları insanlığından uzaklaştırmanın derdindeler. Ben iki gündür şu konuyu konuşuyorum. Kesinlikle bunları yapanların insan olduğunu düşünmüyorum. Bak Eyle. bu gibi oluşumlar var mı yok mu kabul edelim mi etmeyelim mi geçtim. Orada yokum bile. Kesinlikle var. Buna yüzde yüz eminiz. Bu kadar şey dönerken bu kadar konu ayyuka çıkarken bu kadar çocuk katilliği ayyuka çıkarken çocuklar bu kadar rahat çocuklara da geçtim. İnsan oğlu bu kadar rahat katledilirken bunlar ya gerçekten var mıdır ya? Komplo mudur deniliyorsa hiç zaten orada durmaya bile gerek, gerek yok. yok Direkt evet. konuya geçelim. Bunlar var ama bunların ardında şöyle bir şey var. 18 bin alem var. Bir tek biz yokuz. Bizim görüntümüzde birçok yaratık var ya. Doğru. Evet. Yaratık var. Yani ee, yaratığa döndürmeye çalışıyorlar insanları. İnsanları dönüştürmeye çalışıyorlar. DNA ile olmuyorlar. He? Birazdan bu arada Asloluk Ayça Aydın Erzincan'da yaşanan toprak kaymasını burada canlı yayında olabileceğini söylemişti. Şimdi ne diyor? Depremle ilgili bir uyarısım var birazdan. 11'i verelim arkadaşlar. Tam madem böcekler dedik, tırtıllar dedik Simpson'ların böyle bir bölümü var. Bir açın sesini arkadaşlar, bir izleyelim hep beraber. Gösterdiği bir şey muhtemelen gerçekleşiyor. Zaten böyle tırtıl, böcek istilaları, işte Başlıyor. böcek yemeler. Bakın burada telefonlara gelen uyarı, neyle çok bize gelen uyarılara, uyarılara benziyor. Biz seninle bunu konuşmuştuk. Evet, Bunları çok, çok daha öncesinde konuşmuştuk. Yine bu ezoterik yapıları da konuşmuştuk. İç arka planına indiğimizde biraz tepkiler farklı olmuştu. Ama artık çok daha rahat konuşulabiliyor çünkü Ayuka ay çıktı her şey. Şimdi bu ezoterik yapıların modernize edilmiş halleri var. Hı hı. Eskiden olduğu gibi e, orman içlerinde vesairelerde toplanıp bir şeyler yapmaktan ziyade daha çok içimizde hareket ederek aynı e, normal sıradan bir e, bireymiş gibi hareket ederek ciddi ezoterik yapılanmaları güçlendiren durumlar var ortada. Bunlar da bunların bir parçası. Artık e, şeye döndü. Ritüel diyoruz ya. İşte bu bir ritüele döndü. Peki Ayça Hocam şey ee, yani mesela Covid-19'u astrolojik hatalarda gördünüz. Şimdi bu tip bir evlere kapanma, <laughs> bu tip bir salgın var mı öngörünüzde? Ya bence 2030 yılına kadar astrolojik olarak çok çok fazla salgınlar göreceğiz. Hepsinin adları değişecek ama ben bundan sonra hem e, Türkiye noktasında sosyolojik ve ekonomik olarak da astrolojik olarak da böyle bir kapanmayı açıkçası beklemiyorum. Fakat burada biraz e, astrolojik açıdan da baktığımızda satürn balıkta ve kısıtlayıcı bir özelliği var hem sularla ilgili hem de gıda ile ilgili aslında. E, bu biraz daha bana hani astrolojik olarak yorum yaparsam eğer biraz hem e, kıtlık yani üretimin azalması, tarımın azalması, doğal afetlerin çoğalması ile beraber e, tarıma çok fazla sekte vurdurulup hayatımızda işte Özellikle hayvanlar konusunda 14 Ekim tutulmasına sizinle yaptığımız yayında şöyle demiştim: Hayvanlarla ilgili gelen 67. salgın hastalıklar çok fazla olup hayatımızı hızlı bir şekilde yapay eti sokacaklar demiştim. Biraz bu böcekler, tırtıllar artık hani normal et dışında farklı şeyleri heveslendirme ha. gibi duruyor satürn balıkla beraber. E bu arada ekranlarını yeni açanlar varsa çok basit bir sorumuz var: İnsan beynine çip yerleştiren iş adamının adını soruyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Ne var ne yok Beyaz bakın burada yazıyor. Ne var ne yok Beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına doğru cevap yazan 50 kişiye kitaplar gidecek. Kim bu tapınakçılar? Bunu ben yazmıştım. Birkaç senede oldu. Ama tam da bugünleri anlatıyor. Evet. Ee, Mescidi Aksa'yı anlatıyor. Ve de Muhyiddin Arabi yi yine konuşacağız tabii ki. Sayılar ve Rüyalar kitabını da göndereceğiz. Hesabı takip edip son fotoğrafın altına Elim Mask yazanlara gelecek. Şimdi e, subliminal mesajlar dediniz ya. E, bugünlerde Fetö'nün kapağı çok konuşuluyor. E, yeni evet. çıkardığı bir kitap var. E, Yusuf Hazretleri neydi kitabına da arkadaşlar? Yusuf Suresi. Yusuf Suresi, değil mi? Sihirli ufku, Kur'an'ın sihirli ufku diye. Mesaj vermeyi çok seven bir örgüt. Fetö. Evet. Bu görüntü de, şimdi izleyeceğiniz görüntü, 15 Temmuz'dan 9 ay, 15 gün önce. Neden 9 ay 15 gün önce? Şimdi anlayacaksınız. oynatın Evet gülen bebek doğuyor 9 ay 15 gün önce ve sirenler, sokaklar işte böyle bir durmuş hayat sanki darbeye işaret etmişler açık açık da e, bizler anlamamışız. E, neden ezoterik örgütler? FETÖ'de ezoterik bir örgüt. Evet. Neden mesaj verme e, gayretindedirler? Mesaj vermeden duram duramıyorlar çünkü. Ya o bir kere mesaj vermekten ziyade ona kendi aralarında da bu şekilde haberleşiyorlar. Tabii. Hikayesi He. kendi Bak, aralarında Bir hikaye vardı Türker. 5 lirayı çeker hep Ali. Ama maksat burada oyun bitmesin. Hı hı. Oyun oynuyorlar. Bunu bir anlamamız gerekiyor. Gerçekten oyun oynuyorlar. Illuminati ve tapınakçılar şu anda e, dirsek mesafesiyle hareket ediyorlar. Tapınakçılar Kudüs üzerinde zaten kurulu şu Kudüs. Evet. Biliyorsunuz tapınakçıların kuruluşu Kudüs'e bağlı. Kudüs'te kuruldu. Illuminati'nin hikayesi zaten belli. Illuminati tanrıcılık oyununda. Dijital tanrıyı oluşturmakta. Kendisine göre. Ama günün sonunda la galibel illallah. Tapınakçılar Kudüs'te zaten e, özellikle de katliam yapmakla bilinen, kurban etmekle bilinen, kan dökmekle bilinen bir örgüt. Bu da biliniyor. Ezoterik yapılar artık az önce söylediğim gibi orman içlerinde orada burada böyle mistik alanlara saklanmıyorlar. Artık takım elbiseyi giydiler. Evet. Tişörtleri giydiler. Kotları giydiler. Hatta ve hatta Cübbeleri giydiler, sarıkları giydiler. Etekleri giydiler, i̇şte pantolonları giydiler. Cuman yani illaki kendini belli etmeye gittiler. Evet. Hatta ve hatta çocuklarını Kur'an kurslarına gönderdiler. Doğru. Ama bu onların gerçeğini değiştirmedi. Değiştirmiyor. Ayşe Hocam bir astrolojik olarak bir karışıklık, bir sokak eylemi öyle bir şey görürüz var mı? Yani aslında maalesef ki var. E, baktığımız zaman 8 Nisan tutulması tam bir tutulma olacak ve çok uzun süren bir etkileri olacak. Yani şimdi ilk e, 8 Nisan tarihi mi kritik? 25 Mart'ta da bir tutulmamız var ama biraz 8 Nisan daha kritik diyelim daha doğrusu. Özellikle 3 Mart, 9-10 Mart ve Nisan ayları ve 8-10 Haziranlı 16, 17 Haziran çok sıkıntılı ya, süreçler. 25 Mart'ta ne tutulması var hocam? Ee, ay tutulması var. 8 Nisan'da, Nisan'da Koç burcunda güneş tutulması Şimdi var. Şimdi ben yani ben sizleri takip eden biriyim sadece. Hı hı. Dikkat ettiğim hep şu oluyor. Bunun bilimsel bir açıklaması var mı bilmiyorum. Güneş ve ay tutulmaları peş peşe geliyorsa hı hı. bir deprem. Hı hı. Yani aslında o, o e, tutulmanın olduğu burçla da ilgisi var. Mesela 99 depremi olduğu zaman güneş tutulması oluyor, aslan burcunda oluyor. 20 Nisan'da e, koç burcunda geçen sene bir tutulma yaşadık. Bu 8 Nisan'da yine koç burcunda bir tutulma yaşayacağız. Yani aslında her Nisan ayında denk gelen bir koç teması var. Koç burcu Mars enerjisidir. Mars'ta ne yazık ki savaş, yangınlar, patlamalar maalesef ki terör eylemleriyle ilgilidir. 2024 yılındaki gökyüzü hareketleri çok sıkıntılı. Neden? Ee, çok böyle... ...bizim için işte Satürn olsun... ...Neptün olsun bunlar balık burcundalar... ...ve artık koç burcuna geçecekler... ...ve bir döngüyü bitirecekler... ...koçla başlıyor balıkla bitiyor Zodiac... E, ...2024 yılı gerçekten çok sıkıntılı... ...tutulmaları da kendi içerisinde çok sıkıntılı... ...ve uzun sürecek Ay, bir yok. efektten bahsediyoruz... E, ...Nisan, Mayıs... ...Haziran dönemleri özellikle... ...kendi e, Allah göstermesin... ...Türkiye içinde global global anlamda da... ...patlamaların, yangınların... ...suikastlerin ve ayaklanmaların çok olabileceği bir dönem gibi görünüyor. Umarım hiç kimsenin canı yanmaz. O zaman Ayça Hocamızın şu Erzincan'da yaşanan olayı bildiği görüntüyü bir izleyelim. Evet. Şimdi merak ediyorum, şimdi ne bekliyorsunuz <laughs> hocam? Hazır sevmeyelim arkadaşlar onu. Yine burada Ne Var Ne Yok yayınında, bakın Ayça Aydın ne demişti? Şu an Kuzey Anadolu ve Doğu hattı daha sıkıntılı. Ben biraz daha Erzincan'ın ve yakın çevre illerinde olasılıkların yüksek çalıştığını düşünüyorum. Elbette ki Allah bilir ama baktığımızda bütün temalar toprak elementinde ama bu bir düşman saldırısı da olabilir. Biraz evvel dediğimiz gibi harp teknolojisi de kullanılabilir. Yani olacak diyemeyiz ama olasılık dahilinde böyle bir gösterge var diyebiliriz. Ayça hocam, Ersin canda yaşanan o olay ve onu e, bir de bir kahin var. Neydi arkadaşlar onu da Twitter'da meşhur. Kızıl, onu da verseniz e kızıl deli kahin. Yani sizinki de biraz kahinlik gibi olmuş ama e, şimdi Teşke beklentiniz var abi. mı? Şöyle söyleyeyim. E, 2023 yılında 28 Ekim'de yaşadığımız tutulmanın efektleri hala devam ediyor. Ve bu yüzden de maden, maden ocakları ile ilgili durumlar bir yandan devam ederken toprakla ilgili hareketlenmeler de coğrafi haritada maalesef ki tetikleniyor. Ee, özellikle iki tutulma arasındayız. Ramazan ayına doğru giriyoruz. 24 Şubat'ta da bir Başak Dolunayı var. Burada hareketlenen enerjiler de çok fazla gibi gözüküyor. Allah göstermesin ama hala... Doğu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde o enerji hala astrolojik olarak boşalmamış görünüyor. Fakat şunu da ilave etmek istiyorum. Amacım insanları korkutmak değil, sadece astrolojinin bana gösterdiği temellerle bilgi aktarmak. Ama bu olayların maalesef ki devamı gelebilecek gibi görünüyor. Türk yani korkutmak abi. gibi olmasın ama diyorsunuz. Evet. Şu kızıl deli kahin ne demiş? Düşte göründü. Tedbir alın, geç olmadan. ...altın firması dağı terk ederken... ...ya bir şey söyleyeceğim... ...bu hani diyor ki ben mana aleminden mi haber aldım diyor acaba... Şöyle, ...ama sanki başka bir komplo momplo olmasın şöyle bu işte. Şöyle diyeyim size... E, ...metafizik alandan bilgi alabilir... ...elbette ki alabilir ki... ...benim de bununla ilgili bir rüyam vardı... ...hatta bizler de paylaştık... ...size pa atmadık görüntüyü... E, ...Erzincan'da e, bir böyle bir olayın olduğunu... ...ben de gördüm ve yazdım... ...fakat e, şimdi... Kendisini tanımıyorum ama çok da uzun zamana, zamandır Twitter'daymış. Ee, görebilir aslında alabilir alandan bu hmm. mesajı. Yani çok eee durum Ama bu kadar da. altın firması dağı terk ederken ardından Belki patlar Siyanur havuzu. Mani. Koca bir nehir, koca bir ilçe zehre boğulur. Yarısı oyulmuş dağa tel tel dökülür. Ya Abi, bu bir mani bir dakika, gibi o. Ya bunu zaten. sanki bu tweet'i gelecekten atmış ben gibi. Ben bunu o kadar net okuyabiliyorum ki o kadar benim dilim ki. Ama Türkiye Kuantum, yani mana, evet. kuantum. kuantum evet diye yani. bir gerçek var astrolojide Kuantum manar de öyle. diye bir gerçek var Hakikat diye bir gerçek var Rüyaları evet. kesinlikle Ben birçok kesinlikle... çok materyalist Bakın. düşünüyorum Siz bence öyle düşünüyorsunuz Çünkü mesela astrolojide de Züben Sabit yıldızı Siyanür demektir Ben bunu da yazdım mesela Ve mana aleminden evet alabilir Çünkü ben de gördüm benzer bir rüya Benim de yazılı tarihli duruyor Hatta sevgili Işık Kızıltuğa buradan sevgilerimi iletiyorum Onda paylaştık Siyanür mesela sabit yıldızla bizi eşleştirebiliyoruz ama belki bilemeyiz o da astrolojik bir şeyle ilgileniyor olabilir Mehmet Hocanın dediği gibi mana aleminde çok ilgileniyor şimdi bunun olabilir. Şunu adı var üveysilik diye bir şey var. Evet Bakın, evet. İslam dininde İslam dininin içerisinde tasavvuf, 46. dininin içerisinde e, böyle gibi bir ilim var da. üveysi. Ya şimdi tanımadığım <laughs> için bilmiyorum. Ben dili bildiğim ki söyleyeyim üveysilik diye bir. İlim var evet. bunun adı rüya ilmidir evet. rüya dediğimiz şey çok mühimdir rüya ben aynı zamanda da evet. e, peygamber özelliği olarak insanlara nakşedilmiştir. Yani bize peygambere inananlar için söylüyorum tabi evet. peygambere iman etmemiz söylenirken şunu söyleniyor. Diyor ki söylemekte olmaz senin bunu bir tatman gerekiyor onu ancak öyle iman edersin nasıl tattıracak sana diyor ondan bir yeti veriyorum. O da gece uykundaki rüya diyor rüya çok önemli rüyayı herkese de anlatamazsın. Herkese de yorumlatamazsın. Şimdi bu rüya mı, değil mi söyleyeyim? Bence biraz rüya. Lucit bir... <laughs> diyelim biz ona. Tam <laughs> rüya, rüya değil. Bu bilinçsiz bir rüya değil. Bu bilinçli mana akışıdır. Manadan bilgi akar. Rab istediğine gaybı bildirir, sinyali verir, öngörüyü açar. Zaten bunun adı ferasettir. Bu mümkün olmayan bir şey değildir. E biz Twitter'da mümkün daha önce böyle şeydir. şeyler çok biraz fazla yaşadığımız için ben kuşkulayakmışım. Olabilir. Evet, ben tanımıyorum yani ben gerçekten. Ben bugüne kadar hiçbir zaman böyle bir konuda bu kadar net bir şey söylemedim. Bu Bak o bilgi için demiyorum. Bu teknik için diyorum. Teknikçi. Böyle bir teknik, teknik var, var evet. peki Efendim bu arkamdaki görüntüler şimdi bunu başa alacağız. Kapağı Tokya'da <laughs> bu yaz yaşanan bir festival. Değil mi festival diyorlar? Onlar festival Bir de, baştan evet. verin bir izleyelim hep beraber. Uzun bir şey ama şöyle baştan kare kare bir bir burada dursanıza. şu dursanıza. şu ne demek? Bir geri gelin, sonra buna gelelim. Echoes from Agarta. Agarta. Agarta ne? Yer altı, yerin altı. Aa. Agarta medeniyeti. Yani şey. yüzünden değil biraz aşağıya bir bakmak lazım diyor. Yerin altı. Canım. benim bu etkinlikten haberim var biraz denk getiremedim gitmeyi planlıyordum aslında. Öyle mi? Çünkü ben biliyorsun gidiyorum her yere için. böyle. Hocam senin neyse ekranda anlatmayayım yani bu bu tip şeyleri çok biliyorsun ve oradan alacağını alıyorsun, gözlemliyorsun. Çok ilginç bir <laughs> karaktersin hocam. Öyle. Yani, mi? Ee, evet birazdan konu oraya gelince zaten girebilirim. Bu buradaki yapının içerisinde katılımcıların çoğu neye hizmet ettiğini farkında bile değil. Değil. Bir kere bunu Bir kare sonrasını gösterelim. bunu bir kıyıya koyalım yani değil. Bilmiyorlar. Değil. Evet, mesela şu işaretler de Onların Zaten sembolleriymiş. Paganizm, paganizm, e, mitra, güneşe tapmak, aya tapanlar, güneşe tapanlar. Ve şekilde. oradaki katılımcıların çoğu ne paganizmden haberdar Eminim, ne diğer evet. e, ezoterik yapılardan haberdar. Bilmiyorlar. Evet. Onlar oynatın sadece arkadaşlar. eğlencesine bakıyorlar. Onlar e, eğlenmenin derdindeler yani. Evet burada tabii çekimler falan acaba Oynatın oynatın devam edin. E tabii Sen. Mevlana görseli kullanılmazsa semazen kullanılmazsa olmaz olmaz. Yalnız bakar mısınız? Acayip bir yerde yapıyorlar. Ve evet bak burada Mehmet Hocam bunları sen değerlendirebilirsin bence. Pagan ritüelleri mi? Evet mum yakıyorlar zaten. Burada şu dağlar, bir tek pagan şu... yok. Hayır hayır burada tek bir e, yapı yok. Birçok yapı tek bir araya toparlandı. Burayı tek bir yere değil. Yani birçok bir, bütünlüğü de, e, simgelemesiyle alakalı. Bütün birlik bilinci, bütünlük bilincini burada bu şekilde aktarmaya çalıştılar. bütün yapılardan orada oluşum var. Ya yani evet. tek bir yere yapamıyoruz ama bunun en tepesi Illuminati'ye dayanıyor. Evet. Çünkü şamanizmi de birleştirmişler ha, şamanizm aslında. Şamanizm de var doğru. birçok şey birleştirmişler evet. Mehmet Hoca'nın dediği gibi. İçinde çok da pozitif şeyler de var ama bu arada. Allah'ım. Algı ile oynuyorlar. Algıyla ile oynanıyor. Ben buraya gelmek istiyorum. Ezoterik yapıları biz çok derinlerde arıyoruz. Çok yüzeylere bakmamız gerekiyor. Ve bunları bizzat kendi elimizle bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok mekanda izin veriyor herkes. E tabi buna izin verilmiş. Burada festival yapıyoruz. Orası Sonuçta. Neresi abi? Kapadokya. Evet. Bugün gidelim bakalım Kapadokya'dan bir izin almaya kalkalım. Bize içeri Vermez. girmeye zor diyorlar. Ben ünlü herhalde değil mi? Yani de basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Büyük bir bütçeden de bahsediyoruz. Bunun Öyle böyle bir katılım payı da Bakar yok yani ciddi tabii. bir bütçe var burada. Tabii büyük bütçe var. Tabii. Evet. Bu arada katılımcıların çoğu da zaten yabancı. Yurt dışından ha. geldi. Çünkü biletleri çok pahalıydı. Evet. Ne kadar Yani Baya... sanırım e, yanlış hatırlamıyorsam 1000-2000... Yani yani dolar. Band, dolar bantlarında. Evet, evet evet. Öyleydi e, ben de yanlış hatırlamıyorsam. Peki 47'ye verelim. Yere batan sarnıcında ne var ne yok olarak gösterdik. Kesik... Kafalar sergisi vardı. Medusa'ya ithafen yapmışlar. O da ters Medusa var. Oynatın arkadaşlar oynatın. Yılanlar falan her şey var. Artık kaldırıldı efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi izniyle olmuştu. Bu zaten kaldıran da zannedersem yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Çünkü artık yayından bir gün sonra toplandı. Yerebatan sarnıcında bu görüntüler artık yok efendim ilginç görüntülerdi bunlar da. Şimdi birazdan o ritüellere döneceğiz ama arkadaşlar 17'yi verelim. Dubai'de yapay yağmur yağdırıldı. Bir izleyelim. Bu evet onun görüntüsü. Bir tane de bunun videosu vardı arkadaşlar. Nasıl yağdırılıyor diye onu anlatan video. Bu görüntü Dubai'de yılda 3-4 defa yapay yağmur yağdırılıyor. Bu da o anlardan biri efendim. Demek ki yapay yağmur da yağdırılabiliyor. Ben bir görüntü atmıştım arkadaşlar. Burada yapay yağ, yağ, yağmuru anlatıyordu bir hanımefendi. Gruba bakarsanız onu hazırlayabilirsiniz sevinirim. Hemen 18. Hemen 18. O 18 evet. Biz diyelim. Yapay bir yağmur yağdırılabiliyormuş. Biz, konfor, biz <laughs> konforumuza çok düşkünmüşüz ya. <laughs> evet. Gökyüzündeki kovasitelyumuna çok iyi bir örnek yani. Ne demek kovasitelyum? Yani yeni icatlar, yeni fikirler, evet. marjinal görüşler ama bir yandan da baktığımızda gerçekten Allah'ı kıyamete zorluyorlar sanki adeta. Evet ben hocam. E, bu konuyu şöyle okuyorum. Bence zorlamaktan ziyade bunları okuduğumuzda yılan kuyruğunu ısırıyor. Hmm. Yılan kuyruğunu hocam, ısırmaya başlıyor. Çok ezoterik yani. konuşuyorsun ya kendini <laughs> iyi bitirecek yani e, hikaye seni çözmek için vallahi zorlanıyorum <laughs> <laughs> ben <anlıyorum gülüyor> ama siz çok marjinal gördüğünüz için izleyicimizin de anlaması lazım ona çırpınıyorum ben de anlıyorum ben, da bak bence izleyici anlar niye anlamasın izleyicinin bilinç seviyesi bence bunu anlayabilecek şey de sadece insanlar deli demesinler diye bir anladıklarını bile anlamamazlıktan geliyorlar korkuyorlar çünkü. korkuyorlar ben de diyorum ki rahatsızlı olmayın sıkıntı yok hasta değilsiniz uyanıyorsunuz bu kadar Kimse hasta değil abi. Uyanıyorlar. İnsanlar zaten bunları görüyorlar. Bana binlerce mesaj geliyor bunlarla ilgili ya. Ne fanteziler var ne hikayeler var orada. Evet. Yani bunlar yani bu, bu bir insanlardan değil. geliyor. Yine bir bilimsel bir yöntemi var ama yapay yağmur yağdırılabiliyor. Efendim bir sorumuz var. Ee, i̇nsan beynine çip takan girişimcinin adını soruyoruz. Elin mask olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 50 kişiye kitap göndereceğiz. Ne var ne yok beyaz instagram hesabını takip edip ama. Sonra neden bana çıkmadı diyorsunuz. Fotoğrafın altına yazmanız yeterli değil. Takip edin. Efendim takip edip son fotoğrafın altına elin mask yazan 50 kişiye kitaplar gidecek. Onlardan biri de Ayça Aydın'ın 2024 Burcunuz Ne Diyor kitabı. Özellikle hanımefendilerin bu kitabı isteyeceğinden eminim. Siyonist kehanetler gidiyor. Ve Muhittin Arabi'nin sayılar ve rüyaların sırrını verdiği bu kitap gidiyor efendim. Şimdi hemen Elon Musk yazın. Rabbim bir de anlamayı nasip etsin inşallah. İnşallah amin. 20'yi verelim. Yine bir Simpsonlar. Asit yağmurları bu hafta arasında da bir takım haberler vardı asit yağmurları ile ilgili bir izleyelim bakın nasıl olmuş? Asitlerden felaket. İkisi beğenme de, durumuna geldi galiba. De asit duygusunu arındırıyor anlatmış görüyor musun? Televizyonun yokluğu da asit etkisi yaratıyor. Asitin ah, altında güzel. durması da asit etkisi yaratıyor. Nasıl iki Bana taraf? Bana böyle esoterik yorumlarla geliyor. <laughs> Avrupa etmişler <laughs> insanları değil mi? Evet evet. evet. Böyle bir tehlike var bahsediliyor efendim. Hemen 21'i verelim. Antalya'da hafta arasında meteor düştü. Her yer aydınlandı bu görüntü Antalya'dan. Çok da gören olmuş. Çok da mesaj geldi bana. Hava olayları olunca direkt bana insanlar mesaj atıyor. 22'yi verelim. Filipinler'de sahile milyonlarca sardalya balığı vurdu. Sesi var mı? Salın, sesini açın arkadaşlar. Bakar mısınız? Daha önce de bu yaşandı. Sonra da deprem oldu Filipinler'de. 7 büyüklüğünde. Şu ana kadar deprem haberi yok ama sahile vurması ilginç değil mi? Ayça Hocam. Yani aslında dediğiniz gibi bir deprem hareketliliği gibi gözüküyor ama özellikle Endonezya bölgesinde daha çok baskılanıyor deprem. Öyle mi? Evet bu biraz daha sanki doğanın da bozulmasıyla beraber oluşan bir şeymiş gibi de görünüyor. Ya ben geçen hafta e, İzlik bölgesinde dolanırken, hı hı. şimdi İznik bölgesi normalde mevsimi ve koşulları var biliyorsunuz coğrafya ama havaların bu... E, sıcaklığı ve havaların bahar edasında artık hani yazdan kalma hava bir 3-5 gün okey anlarım ama evet. bu bence bir doğal afet. Evet bir doğal afet. Bence doğal evet. afet yaşıyoruz biz şu an. Hiç normal. Ne bir dakika yani Hiç... kar yağmaması. Ya, normal değil ki Normal değil. Bir Bazı yani, bölgelerde de Türkiye'de Neredeyse yılanlar. bitkiler kanacak yani o noktaya geldi. Evet. 23'ü verelim Arjantin'deki büyük Perito Moreno buzulu her geçen gün eriyor diye vermişler tabi bu küresel ısınmayı evet. biraz pompalamak için de bakın şöyle bir buzul eriyor. 24'ü verelim Amerika'da gökyüzü kızıla boyanmış efendim. E bu bunun harpta ilgisi yoktur. Ben Bu bizim burada da var, izlikte de. Evet, tabii tabii. 25'i verelim. Amerika'da böyle. tuhaf şekilde dolu yine gündem oldu efendim. 26'ı verelim. Arjantin'de şiddetli yağmurlar nedeniyle sokaklarda büyük seller meydana geldi. 28'i verelim. Rusya Kuril Dağları. Yine bir yanardağ patlaması. Ayça hocam, niye bu kadar çok yanardağ patlaması var? Yani artık sismis, sismik aktiviteler çok yoğunlaşmaya başladı ve biz bu yanardağ patlamalarını 2024 yılında e, tüm dünya genelinde çok çok daha fazla duyacağız. Astrolojik olarak da artık sıkışan belli bir takım gezegenlerin enerjileri de var. Güneş Hı -hı. patlaması da çok tetikleyici. Umarım ülkemizde bu tarz bir felaket yaşanmaz. 29 Guatemala'da yine yanardağ büyük bir patlama yaşanmış. Evet. Çok fazla yanardağ patlaması var. Evet. 30 Umman'da dev bir hortum var. Çok fazla doğa olayı da var aynı zamanda efendim. Şimdi hemen bunun üzerine 37'yi verelim ve tam da sorumuzda sorduğumuz konu. Elon Musk dedi ki, Neuralink'ten beyin çipi nakledilen ilk hasta tamamen iyileşti. Düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar faresini kontrol edebiliyor. Hoş geldiniz yeni dünyaya. Kova çağına evet. hoş geldiniz. Elin Musk hmm. neyi temsil ediyor burada hocam? <laughs> bence onu çok söylemeyelim neyi temsil ediyor. Kovayı edildi? dolduruyor. <gülüyor> Aslında <gülüyor> kovayı bir kova dolduruyor. çağı e, ve bu kova çağında teknoloji tamamen hızlanacak beni korkutan... Bu Plüton kova çağında e, artık bizim biraz daha böyle tamamen teknoloji kölesi olup yalnızlaşmamız gibi görünüyor. Bu mu arkadaşlar? Bu, bu, yok bu şeyi tamam. Yazıyı verin tekrar yazıyı verin arkadaşlar. evet Buyurun hocam. Evet bu kadardı cümlelerim ama biz bunları bunlar fragman ya Türker Bey. Biz daha nasıl üretilen teknolojilerle karşı karşıya kalacağız. Ya ben bunlara şaşırılmasını artık, anlamıyorum. E, evet yani, şaşırılacak bir çok şey. Bunlar çok normal var. şeyler bana göre. Neden biliyor musun? Bunlar zaten e, doğalitenin takliti, doğalite bozularak buraya şekillendirildi. Bu zaten insan yapısında mümkün olan şeyler bunlar. Bir insan kendi bedeninin varlığına, kendi potansiyelinin farkına varsa neler yapabileceğini bir bilsek ki zaten Hı. farkında olmadan yapıyor çok şeyi de. Evet. E, ama bu taraf e, yine söylüyorum fitilin artık son son dönemeci vardır ya fitil böyle çok uzaktan evet. gelir yanar. Bu ben bu süreci böyle okuyorum. Ama Türkiye için bakacak olursak, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye için bakacak olursak, ben biraz bir iki adım geriye gitmek istiyorum. Çünkü az önce kesmek istemedim sizi. <laughs> Bu e, kapanmayla ilgili bir şey söylediniz. Az önce konuşmanıza çok dahil olmak istemedim. Ancak e, Türkiye'nin ben kapanma sistemine direneceğini düşünüyorum. E, dışarıdan da Türkiye'ye kapanması için baskı yapılacağını düşünüyorum. E, Türkiye çünkü temiz bir bölge olarak görülecek her taraf. Bütün Avrupa tarafından. Çünkü Avrupa için biz şu anda böyle karşıda duran e, dinlenmesi ve paylaşılması gereken bir pasta gibi görülüyoruz. Evet. evet. E, bunu da aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Ancak bunu e, bilinçlerimizi biraz daha bir tık daha yukarıya taşıyarak, taşıyarak Bu konulara şaşırmayı bırakıp ya artık Peki yani bu beyin nasıl? çipi takıldıktan sonra şimdi biz bunu 2020 yılında ne var ne yok yok'a ışınlanalım. 4 sene önce gidelim. Çip takacaklar dediğimizde niye o zaman insanlar bu kadar dalga geçti? Değil mi? Yani buyurun taktı adam, çipi taktı. Ya artık robotlaşan robotlaşmaya doğru gidiyoruz ama ben yine de e, kuantum fizikten de biraz örnek verecek olursak çok böyle insan beyninin kopyalanabileceğini düşünmüyorum. Yok o zaten ne onu yapamazlar, olsun. onu yani yapamayacaklar o ele zaten. Ben bunun korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben Sadece de bakış açımızı geliştirip daha farkındalıklı durursak bu konular karşısında ne yapabileceğini çok iyi bilirsin. Günün evet. sonunda her şeyin sonunda bir fişe bakıyor. Enerjiye bakıyor her şey. Hocam bu kitapta ne yazdınız? İnsanlar bana çok mesaj atmış. Ayça Aydın'ın <laughs> kitabını istiyorum diye. E cevabı öğrendiniz zaten. Elin mask, elin mask yazan, ne var ne yok beyaz hesabını takip eden 50 evet. kişiye ee, o zaman kitaplar gidecek. Evet, bir de sadece 2024 kitabı. yılı burç kitabı değil. içerisinde aynı ilgili, Çin astrolojisiyle ilgili, Osmanlı ile ilgili çok fazla bilgi var. Biraz böyle rehber gibi yazdık. Bu faydası olur. 52 verelim <laughs> hemen. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda Türk kültüründe yeri olmayan Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı <laughs> et gibi etkinlikleri yasakladı. Evet. Yeni ve taze haber. Evet. Aslında sizinle yayın yaptığımızda bunun üzerinde çok durmuştuk, biraz tepki almıştık. Hı hı. E, çünkü müfredatta değişiklikler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle okullarda farklı kültürleri kaldırıp kendi özümüze dönmekle ilgili kültürleri aşılayacağına dair aslında öngörüleri yapmıştık. 48. Bu 10 Şubat kova yayına ile beraber artık çok belirgin bir hale gelmeye başladı. Öğrencilerin eğitimleriyle ilgili de bazı düzenlemeler zaten yapılabilir. Günlerle ilgili, saatlerle ilgili bakalım neler çıkacak. Kendi kültüründen kopan Suudi Arabistan biraz ekranlara çok fazla boğalar geliyor. Gece kulüplerindeki görüntüler sosyal medyaya düşmüş. İlginç bir daha. 49'u verelim. O nedir arkadaşlar? Bir güreşçi değil mi? Evet. Şu nedir hocam? Bu aslında bir kupa töreniyle ilgili ama burada tabii ki kupa töreni dışında Sesi var mı? Sesini aç. <laughs> Birçok şey var. bir takım paganik olaylar. Evet, evet, Suudi evet, Arabistan burası. Bir var. bir ay teması çizilmiş. Çok böyle detaylı bakılırsa anlaşılır. Yılan figürleri Bir dakika var. o zaman bunu reklamlardan sonra yapalım. Evet. Burada e, hakikaten de değişik şeyler olmuş belli ki. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra kısa reklamlar. Reklamlardan sonra biz yine buradayız. Efendim ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Mehmet Saka ve Ayça Aydın'la birlikteyiz. Tam da reklama gitmeden Ekana bir görüntü vermiştik. Biraz ilginç Suudi Arabistan'dan yeni gelen bir görüntü. Bu bu, bu, bu akşam ne kadar çok Suudi Arabistan'ı konuştuk biz. Evet. Ee, güreşçi undertaker evet ee, bir ritüel gibi. Bunu Ayça hocam siz oraya alalım istiyorsanız. Aslında bence herkes de çok fark etmiyor En başa ama. alın. Arkadaşlar en başa alsın onu. Evet. Tam Peki, ya dolunayla başlaması aslında. ne? aslında. Yani burada ayın altında baykuş sembolü ve onlar her ayinlerinde ve ritüellerinde baykuş baykuş sembolünü kullanıyorlar zaten. Nerede burada... baykuş hocam? Şurada kanatları altında ha. ay burada ve burada da zaten efektlerle bunları yansıtmışlar ki bunlar e, aya tapanlar diyoruz aslında biz bunlara yani küresel sistemin iblis dediğimiz noktada hep baykuşu ayı ve bu sembolizmayı kullanıyorlar. Biraz daha ilerletelim. ilerletelim. Daha sonra böyle bir ateş çıkacak zaten oradan. Evet Yine aya yakın biraz sanki yine orası. astrolojik olarak da ay tutulmalarını işaret eden bazı provokasyonlar da var. Ve burada Bu çok dünyaca ünlü bir güreşçi. E sanki özellikle tercih edilmiş. Boynuna çok böyle dikkatlice bakmanızı istiyorum. Mavi bir dövme var. Çok net ne yazdığını anlamıyorum ama bizim hep böyle eee mavi ne kan, demek? kırmızı kan dediğimiz sistemi de aslında biraz anlatıyor. Biraz daha devam edelim. Evet. yani zaten görünümü korkutucu. Evet, Yeterince kıyafeti. Korkutucu yani bence. Simsiyah. <laughs> evet. Ateşler çıkıyor zaten hani burada. Ya bir kupa Kup... seremonisi. Aslında bir kupa değil. Yani hiç alıştığımız bir görüntü değil bu. Bu bildiğiniz Alelen bir ayin gibi. Yani Suudi Arabistan'da Al Hilal maçında biraz böyle Alelen Maç san, sanırım bunun bahanesi olmuş gibi. Biraz bahane olmuş evet evet bahane olmuş ama Maçı burada gölgelemiş. farklı süblinel mesajlar var. Zaten ışık gösterileri de yapıyorlar. Ayı çok belirgin olarak koymuşlar zaten. Hep ayı gösteriyor ya. Evet evet yani evet. bu mesela biz diyoruz ya güneşe tapanlar, aya tapanlar aslında tek bir sisteme, küresel sisteme bağlılar. Bunu 46 ayı verseniz arkadaşlar. Kupaya doğru gittiğimizde de zaten bunu çok belirgin göreceğiz. Biraz ilerletebilirsek eğer. Yani. Bunun ilerisi mi vardı o görüntünün? Evet, Yoksa evet. o kadar mıydı? Kupayı kaldırdığı anı görebilirsek orada da bir seyircimiz var aslında. Bir arkadaşlar var o görüntüyü... Var mı devamı arkadaşlar? Yokmuş hocam yokmuş. Aslında kupayı Neyse. kaldırıyor ve siz orada anlatın, bir 46 tek göz. Siz anlattık 46 ayı verin arkadaşlar. Zaten tek gözler. Orada artık. kalın hocam Bilmeyen siz orada kalın. diye düşünüyorum. Çünkü bu görüntü de Mısır'da. Evet. Ee, ve mumya taşıma töreni. Kahire'de hı hı. altın yolculuk olarak da adlandırılan 22 mumyanın taşınması. Kendimi duyamadım. Mehmet hocam siz oraya geçin. İsterseniz evet. bir Neden geçin ekrana. 22 ekranı hocam. Mehmet hocam Nasıl? sizce Ya yani bu taşınan ne hocam? Ya şimdi Mısır'a ben ge geçen sene bir gittim. Bu arada ha. bir önceki taşınan mumyaları da gördüm. Öyle mi? Şimdi nasipse cumartesi günü tekrar gideceğim Mısır'a ben. Bir beş günlük yine orada olacağım. Dedim size yayın öncesinde. Aslında Mısır'dan. Sonra her ben yerdesiniz. Bunları sizinle konuşayım istiyorum. Burada Mısır mitolojisine uygun hareket ediliyor. Biraz evet, daha mitleriyle bağlı. Mitlerine bağlı hareket ediyorlar. Daha çok burada turist çekimi de söz konusu. Çünkü Mısır'ın da yapısı biraz böyle piramitleriyle havası. Ezoterik yapısı evet. piramitler. Çok fazla ezoterik. Ama tabii. Mısır artık Bakalım tamamen onu... turistik bölgeye dönmesiyle birlikte ezoterik yapıların da çok gizli bulunduğu bir alan. Her yerde olduğu gibi. Mısır bu konularda biraz daha hassas davranan bir yerde. Çünkü firavunluk, yani bizde nasıl millet var? Evet. Mısır'da da firavun millet zaten. Evet onlar firon onu milleti. kabul ediyorlar zaten. Evet, yani Onlar o usullere göre hareket ediyorlar. Evet. Ee, bu biraz daha bence e, turistik, biraz daha e, PR ama Arıklı. peki içine yani bu paganizm çok mu müdahale ediyor içine? Ya paganizm müdahale etmesinden ziyade Bari zaten o. Mısır'daki e, bu firavunların hikayesi şaşa üzerinedir. Onlar öldükten Gösteriş. sonra da varlıklarını e, kendileriyle birlikte bir uyanışa götüreceklerine inandıkları için o inanış içerisinde oldukları için Mısır hiyografilerinin içerisinde zaten o hikayeleri yazar. Merkaba sistemi vardır orada. Şu sistem aslında o taşıma olayı merkabadır. Orada ya, kaç araç. kişi var? İnsanlar şimdi onu yazacaklar bana diyecekler ki <laughs> orada işte şu kadar kişi siz seviyorsunuz hocam. Evet. <laughs> ya, şu kadar kişi taşıdı, şu kadar araç var. Ama tabii ki onların her birinin e, bir, bir yerleşim anlamı var. Planı var, hiçbir evet. rastgele yapılan şeyler değil. En ufak bir şeye bile dikkat edilen şeyler bunlar. Ama e, dediğim gibi o bölgede zaten orada bir kültür var. Artı bir de Turizm var işin içinde. Oraya bir ciddi yapılan bir yatırım var. Ben gördüm. O yeni yapılan bir müze falan evet. var. Büyük müze var. Şimdi nasiple gidebilirsem inşallah oraya da gideceğim bakalım. Ee, orası orasıyla ilgili Türkler daha sonra da konuşabiliriz tekrar gidip geldikten İncelemeleri sonra. İncelemeleri yaptık daha sonra. E, bir de şu Kapadokya'yı <laughs> tekrar verin arkadaşlar. Çünkü Kapadokya hakkında çok soru şey gelmiş. Bu görüntü verin Kapadokya'yı. Bu yaz yapılmış, değil mi hocam? Evet. Agarta evet, Festivali. Bu yaz, Festivali. Bu yaz evet. yapıldı. Evet. Evet. Bu yaz yapıldı. Ya zaten... Muhtemelen 2024 yazında da olabilir. 2023 yılında yapıldı birçok biraz evvel konuştuğumuz için noktada birçok şeyi içine almışlar. Şamanizm var, ritüeller var, farklı inançlar var, yeni geliştirilen tamam. inançlar var. Burada bir şey unutuluyor. Bu göz önünde tutuldu ama bu büyük olduğu için. Zaten lokal lokal Türkiye'de her gün yapılıyor bunlar. Bak her gün ritüel diyoruz. Ritüelin adı belli bir araya toplanıp gelmek. Rütel masum bir söylem aslında bakıldığında. Ama ne için masum kullanılıyor? görülüyor da? Rütelin arka planında gerçekleştiren ayin nedir? O ritüelle neyi gerçekleştiriyorsun? Ne amaçla toplanıyorsun? Bu çok önemli burada. Ve özellikle Türkiye'de çok yapıyorlar. Her yaptıkları ritüel ve ayin sonrası da bizler doğal afetlerle karşılaşıyoruz. Adı doğal afet ama doğal olmayan bir metafizik saldırıyla karşılaşıyoruz. Ee, aslında dolup taşan bir enerji var. Bunu son noktasında bir vuruş yapıyorlar diyebiliriz. Yani şimdi bu enerji sisteminde o çemberlerde, o ayinlerde evet. e, bu etkinin yani doğa olaylarına etkinin e, olasılığı e, biraz başka bakacağız o olaya ya orada evet. materyaller kullanıyor ya da taşı diye bir taş vardır evet, yeşil evet. bir taştır o ya da taşını bulmak onları getirmek doğa harekette doğa e, işlemlerini yapabilmenin karşılığı bunları kullanabilmekten geçer ama burada en tehlikeli olan tarafı şu Türker özellikle burayı tırnak içine almak istiyorum çok pozitif yapılanmaların içerisinde arka planda inanılmaz negatif konuların döndüğünü düşünüyorum ben kesinlikle Aha. Çünkü çok sevimli görünüyor. İçsel bir evet. ritüel, bak içsel ritüeller var, bir de dışsal ritüeller var. İçsel olarak gösterilip yani kişinin kendi kişisel gelişimiyle ilgili yapmış olduğu bir hikayeyi bir anda kendisini bir topluluğun içerisinde bulup dışa dönük bir ritüel yaparken bulabiliyor ki orada insan enerjisi aktif bir şekilde kullanılır tabi kullanıyorlar ve başka şeyler de kullanılıyor da evet. yayında söyleyemiyoruz elbette ama ha. bunu özellikle size sonza... ya yasaklı maddeler var diyorsun hocam tabi tabi yasaklı var. maddeler ya var seks yani... partileri de dönüyordur hocam orada Kesin. yani o onlar masum kalıyor biraz evet ha. daha böyle iyi onlar içe dönük daha farklı enerjiler de var. Biz bunları zaman zaman sosyal medyamızdan yazıyoruz ama her şey tek bir akıldan çıkıyor aslında, tek bir sistemden çıkıyor. Bu sadece böyle puzzle gibi parçaları değil mi? Sırasıla evet. dedik ya. Peki e, geliyor tapınakçılarda şu an tapınakçılar oyununu oynuyor, e, illuminati oyununu oluyor. Alt plana indiğimizde bir dünya ezoterik yapı var. Bu ezoterik yapıların içerisinde en tehlikeli olanlar var. Hep masonikler var, o var, bu su var. Bunlar paylaşmışlar sistemi zaten. ...herkesin... E, ...pastada bir dilimi evet, var. Evet yani ezitorik olarak geriye dönüp baktığında hepsinin ilgilendiği hikayeyle başka. Tapınakçılar Kudüs ile ilgilenirken... ...illuminati bütün dünyayı... E, tahakkümü altına almaya çalışıyor. Ben evet. tanrıcılığın başındayım diyor. Ve meydan okuması. Orada tabii New Age akımlara da gönderme var herhalde. Tabii az önceki örtüde. ilgili sürekli bir vurgu var. Yani bir inanç sistemini değiştirmeye çalıştıkları... ...kesinlikle ve kesinlikle net... Bir insanı inancı üzerinden yönetirsin. Evet onu inanç İnanç neye inandığının hiç önemi yok. Bir insan inanıyorsa çok fazla kontrol edemezsin kendi sisteminde onu. Zihin manipülasyonu. Evet bunu dijital ortama taşıyabilmek için hatta geçenlerde şöyle bir şeyle karşılaştım Türkiye. Bir yapı varmış herhalde. Tasavvufu herhangi bir din yapısından ayırmaya çalışıyorlar. bir tasavvuf olalım ama bir dine bağlı olmuyor. Deist tasavvufçular çıktı şimdi de kafamda. Evet evet onlarla o kadar ilgili mi de ritüeller evet, canım, var. Geçen gün arkadaşlar bir mi? camide bir görüntü evet, var. Evet. Bulabilir Allah, misiniz? Allah diyorlardı evet. diyorlardı hatta. Allah Allah farklı bir şekilde çok zikir bir... vardı. E, devran mı kurmuşlar artık bilmiyorum. Bir baksanız arkadaşlar ya. Toplum da ikiye ayrıldı. Bazıları diyor ki hayır bu şekilde olmaz. Bazıları diyor ki insanların inancına karışmayın istedikleri gibi Allah'a zikretsinler. Yani insanların inancına karışılmamasından yanayım. Tabii ki. Ancak deformasyona karşıyım. Evet. Evet. Bu arada Ayçi hocamızın da kitabını veriyoruz. Muhittin Arabi rüyaları da veriyoruz. Hatta rüyaları biz reklam arasında konuştuk. Birazdan hocalarıma bu rüyalar konusunu biraz soracağım. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına Elon Musk yazan 50 kişiye sırlı kitaplar gidecek efendim. Son 10 dakikanız Elon Musk yazın 50 kişiye kitaplar gidecek. Ayça Hocam'ın kitabı da 2024 e, Astroloji Ne Diyor kitabında göndereceğiz. Şimdi 36'ya verelim. Elin Musk diyor ki orada kalabilirsiniz yine. Hı hı. 2019 2 yıl önce değildi. 5 yıl önceydi. Sistemiyle Neden? Şimdi bu, bu, bu Elon Musk bunu ne zaman paylaştı? Daha iki gün mü oldu? 18 Şubat'ta paylaşmış. Hı hı. Neye vurgu yapıyor diye çok konuşan var. Zamanda yolculuk diyenler var. Değil aslında. E, nedir fikriniz? <laughs> Ayça hocayla başlayalım isterseniz. Evet. E, aslında bir rezonans var ve onunla oynuyorlar ve dünyanın frekansıyla oynadıklarını da aslında alelen söylüyorlar. Yani bu enerjiyle, manyetik enerjiyle oynadıklarını ve o kadar akıllı bir yapıdan bahsediyoruz ki bütün, e, tabii ki bütün sırra vakıf diyemeyiz ama bütün sırları artık yavaş yavaş çözmeye başlamış ...üst bir akıl tarafından yönetiliyorlar. E, bu bayağı... ...biz enerjiyle sizi bir şekilde uyutuyoruz diyor aslında. O zaman Türkiye şöyle söyleyelim... ...ben daha derinlemesine ineyim. Sen hocam. Senin yapıda biraz bir şey var. <laughs> Ezoterik işlemlerin içerisinde... ...mistik yapılanmaların içerisinde... Tabii. ...bu Türkiye'de de var, Osmanlı döneminde de vardı... Her ...Bizans ve Bizans öncesinde de vardı... ...bütün inanışların içerisinde de vardı... ...var olmaya da devam edecek. Bu sistemler aslında... zamanla ...zamanla ilgili çalışmalar il ben yapılan çalışmalardır. Zaman zaten bize ait olmayan... ...tek bir şeydir. İnsanoğlu zamana... ...hiçbir şekilde Zafidir. hükmedemez. <laughs> e, Muhittin İbni Arabi'nin... ...öğretileri vardır bunlarla ilgili. Zamanla ilgili öğretileri vardır. Zamanı anlatan... E, ...öğretileri hocam, de vardır. Bile. E, dolayısıyla zamanın... ...zaten zamanın üstünde... ...yani e, zamanın üstünde... ...bakış açısı geliştirmek demek... ...bir akla da üst bilinçte. Yani e, bizim... Allah'ın e, makamlarına, Allah'ın rahmet enerjisine aslında daha yoğun yaklaştığımız bir alandan bahsediyoruz. O alanda zaman kavramı biraz daha zamanı bükmeye başlarsınız. E, şimdi bu yapılanmalar, bu bilgilere sahipler bunu kopya etmeye çalışıyorlar, kopya edebildikleri kadar. Ama bir şeyin imitasyonu ne kadar, ne kadar olabilir. götürebilir seni? Bunlar gerçekçi olamaz. Gerçek bir şeyler yapabilirlerdi, bir yere kadar yapabilirler ama bir yerden sonra tıkanacaklar ki tıkanmaya da başladılar. Sistem tıkanıyor çünkü. Evet. Ee, o yüzden az önce de yılan kuyruğunu ısırdı demiştim zaten hikaye buraya geliyor demiştim. Tekrar başa dönme hikayesi var burada. Evet. Kendilerini sıfırlayıp yeni bir şey üretmeye çalışıyorlar. Ve bu çalışıyor yapılanmaların içerisinde evet. doğa taştan, e, kokudan, gıdadan, sesten, renkten her şeyden istifade edilir. Az önce bahsettiğim yine ritüellerdeki masumiyet söylemi bunu gösteriyor. Türkiye'ye çıkın dışarıya bakın herkesin bileğinde boynunda bir sürü taş var. Sende de var hocam. Ben bilinçli takıyorum ama. Bende de var ben de bilinçli takıyorum. <laughs> yani ben bizzat kendim yapıyorum zaten. Kendim yaparak takıyorum. Ben öyle her şeyi alıp takmıyorum mesela. Biliyorum çünkü onun karşılığında neyle karşılaşabileceğimi. Günün sonunda masumane olarak birçok insan birçok şeyle hizmet bile ediyor. Farkında olmadan. O yüzden her bilgiye de böyle hemen sarılmamak gerekiyor. Sahiplenmemek gerekiyor her bilgiyi. Önce bilgiye bir mesafeli durmamız gerekiyor. Taraf olmadan o bilgilere bir yaklaşmamız gerekiyor. Fakat biz her okuduğumuzda taraf oluyoruz. Bir bakalım kaliteli bilgiyi ayıklamayı bilmemiz gerekiyor. Evet. Artık şu çamurun içindeki incileri ayıklayabilmemiz oluyor. Biz inciyi de çöpe atmayı tercih ediyoruz. Ya yani biraz dik durmamız artık e, gerçekten projektörlerimizi açmamız Aç. ve konuya hakim olmamız gerekiyor. 15'i verin arkadaşlar 15 gelsin. Şimdi son bir haftadaki depremler evet. Marmara 3.6, Bursa 3.5, Afyon 3.5, Akdeniz 3.6 ve 4.3, Hatay 4.2 ve Malatya herkes oraya çok dikkat çekiyor. 4.1 ve 4.3. Ayça Hocam siz nereye dikkat çekeceksiniz? Şimdi öncelikli olarak 25 Mart tutulmasıyla beraber bizler yine aynı bölgeleri ben yine aynı bölgeler konusunda ısrarcıyım. Aha. Ve o bölgeleri dikkat çekmek istiyorum. Fakat e, bizler astrolojide maalesef ki e, bant oranını göremiyoruz. Hani 5 nokta 6 nokta falan diyemiyoruz ama gezegen vuruşlarından işte o e, IC noktasından MC noktasından veya ASC'den gelen açılara baktığımızda eğer sert bir gezegen geçişi varsa burada e, bu bunun yıkıcılığı konusunda ufak tefek fikir sahibi olabiliriz sadece. Ben yine bu bölgelerde enerjinin devam ettiğini düşünüyorum. Doğu Anadolu'da e, aynı şekilde yine Çanakkale, Bursa, biz e, bizler yine bu tarafta Tekirdağ'da bu depremleri Marmara bölgesinde ufak bantta bekleyebiliriz. Hala Doğu Anadolu fay hattında e, sıkıntı maalesef ki mevcut duruyor Türker Bey. Peki. Zaten bir haritamızda vardı verebilirse arkadaşlar Hangisi? 25 yani Mart'ı. 25 Mart, 25 veya Mart haritası olanı da verebilirler. hocamızın 54 25 Mart Türkiye. Yani bugün ayın kaçıydı? Bugün 20, 21. 20'e 21'ine girdik. 21. 4 gün sonra tehlike mi var? Arkadaşlar kaç o? 54 numara. Aslında evet. 4 gün sonra tehlike var diyemeyiz. Şimdi bu e, noktalardan gelen açıların tek bir noktada birleşmesi ve gezegenlerin iz düşümlerine baktığımız zaman bize yine Doğu Anadolu hayatının maalesef ki işaret ediyor. Allah ım. E, 25 Mart'ta tehlike var diyemeyiz. Çünkü ay tutulması ve güneş tutulması enerjileri bazen bir sene, bazen dört sene, bazen yedi seneye yayılabiliyor hocam? tutulmanın süresine göre. Şimdi mesela 8 Nisan'daki tutulmamız 4 dakika 28 saniye sürüyor. Etkileri de haliyle zamana yayılacak demek. Fakat buradaki önemli olan nokta şu, her tutulmada tetiklenen açılar çok önemli. 8 Nisan haritasında bir verebilir misiniz? Gelsin 8 misiniz? Nisan haritası 53. Mesela biz hiç maalesef e, fay attı, e, geçmiyor denilen bölgelerde dahi depremsellik enerjisini Konya. duyabiliriz. Mesela. Ankara'da duyabiliriz, Konya'da duyabiliriz. Fakat dediğim gibi e, biz bu haritadaki iz düşümlerinden baktığımız zaman... Ortada birleşen hatlardan baktığımızda e, sadece olasılık tahmini yapabiliriz bunun bant aralığını söyleyemeyiz. Ben bir deprem bilinci değilim. bu arada tekrar tekrar ifade ediyorum sadece astrolojik verilerle hareket ediyoruz. Global olan bir haritamız daha vardı onu da alalım dünya genelinde. Tamam de dünya genelinde gelsin. Bölgeler var son ona da değinelim bu tutulmalarla beraber iki tutulma hattındayız çünkü e, orada yine biz baktığımızda Belki İsrail Galiba bölgesinde duyabiliriz depremleri, Endonezya'da duyabiliriz depremleri, ee, Japonya'da yine bir kez daha yeni bir deprem olmasına rağmen bir deprem daha gelebilir ki oradaki yanar dağların çok aktive olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Ama Türkiye noktasında biraz Tunceli, Erzurum, Diyarbakır, Hakkari, Van, Muş bölgelerinde maalesef sıkıntı biraz daha görünüyor. Allah göstermesin diyelim. Evet, peki. Şimdi 46, 40 40'ı verelim arkadaşlar. Bu Derin Mor dizisi TRT'de evet. yayınlanan dizinin e, sahneleri sosyal medyada çok konuşuluyor tabi 6 ay içinde orada özellikle bir ses çok önemli. Aç sesini bir. 6 ay içinde dünya nüfusunun yarısı açlıktan ölecek diziye göre. Siz ses deyince aklıma Muhafız dizisi geldi. Bir Yapım orada? tarafından çekilmişti. Türkiye. Bilmiyorum hocam ama Türk dizisi ya yani, TRT'ye diyor Bu e, Bizim kendi yapımımız Dünyadaki tarafından bu akım <laughs> takip edilmiş. Yok ben sadece senaristini merak ettim kimmiş Eee ee, ve şu anda aslında... hocam Mehmet hocam o sanat dünyasıyla arası pek <laughs> Öyle mi? O yüzden ben o çok yok. <laughs> Ondan değil. tanımadı ee, oyuncu dikkatimi çekti. senarist yok. Dikketimi Öyle şey. Şimdi yani. burada zaten nakit nakite çok yöneltiyor. Çünkü elektrik gidince post makineleri çalışmayacak ve haliyle gıdalar gelmeyecek. Stok stoklar eriyecek. Hastanelerde yer bulunamayacak şeklinde ama ben yine de Türkiye'de bu kadar büyük fazla bir elektrik kesintisi beklemiyorum. Bu kadar büyük yani bunların bahsettiği gibi ama şöyle oluyor ya biz bir dizi yapılıyor işte 7 sene önce. 7 sene sonra bir bakıyoruz bir. ki biz onu yaşıyoruz. Belki ilerleyen dönemlerde. Ya kendimizi çok fazla manipüle etmeye gerek yok. Türkiye'nin sonunu kesinlikle böyle bir karanlıkta ben görmüyorum de ancak ben Yani böyle bir karanlık beklemiyorum. aynı şeyi söylüyorum. Hani çok da hani oh keyifli keyifli gidebileceğimiz bir alandan bahsetmiyorum ama Türkiye'nin sonu bu kaosun evet. arkasında çok büyük bir aydınlık var. Aslında, <laughs> çıkmamız <gülüyor> gerekiyor. İnşallah. Eğer evet. biz buna sahip çıkmazsak, bu gösterilen korku pompalanan şeylerle manipüle edersek kendimizi bunlar karşısında eziliriz. Artık dik durmamız, güçlenmemiz. Evet. Ritüel yapacaksak biz yapalım. Abi. Biz yapalım. Ya zaten Şunu da değerlendireyim. Rüyaları soracağım size. Onu çok sor diyen var. Donald Trump 2024 bizim son savaşımız. Sizlerle birlikte derin devleti yıkacağız. Savaş yırtkanlarını ve küreselcileri iktidarımızdan kovacağız. Ya Öyle açıklamalar <laughs> öyle bizim grubumuz. Ya ben aynı zaman zaman da yani aynı zamanda fikir. da itiraf. Aynı zamanda da itiraf. Ya ben korkuyorum. Evet, Mesut Falan, i̇tiraf. falan i̇tiraf. ilan edecekler i̇tiraf. Trump artık Ekonomist Trump'ın mesih ilan ettiler. Bunlar ama şey yani itiraf aynı zamanda. Evet evet Bunların evet ya. varlığını gösteriyor. Kendi sistemlerini sıfırlıyorlar. Evet. Arkadaşlar evet, hocam, ekonomistin yılbaşı kapağını şey bulabilir misiniz? Orada Messi sembolü vardı Trump için. İfşa yapıyorlar. Kendilerini ifşa edip yeni bir düzen kurmak istiyorlar. Astrolojik olarak da Plüton kova çağıyla beraber bu çirimi sistemi yıkalım. Bu yenisini bir ezoterik kuralım. yapının zaten kurulma amacıdır. Evet. Tehlikeli ezoterik yapı örgütlerden bir tanesinin kurulma amacı da yeni dünya düzeni kurmaktır. Hatta kuru kafalar diye falan isimler Tabii var. Tabii o yani. bir de Babil sisteminden de zaten evet. geliyor. Bir o yerden baktığımızda. Da var o. Ama bugüne yansımaları yine söylüyorum takım elbise giymiş hepsi. Evet. evet takım elbise giyiyor hepsi. Tişört giyiyor, şort giyiyor. O yüzden çok fazla orman aralarında, dip köşelerde aramaya gerek yok. Gözümüzün önünde. Evet, gözümüz. Sizi böyle alabiliriz. Ee, rüyaları soralım, onunla bir yavaş yavaş bitireceğiz. Ee, Mehmet hocam, rüyalarımız bu kadar önemli mi? Çok. çok önemli. Hatta çok 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 önemli. Niye? Yani çünkü ee, zaten bir büyük rüya diye bir şey var. Büyük rüya toplumun e, geneli, yani e, tek parça olan şu herkesin bildiği toplumsal bütünlük. Ile ...görülen rüyadır yaşadığımız hayat. Bir de bireysel rüyalarımız ya, var. Kolektif mesela. rüya diye bir şey kolektif mi var? Kolektif rüya Tabii. diye bir şey var. Şimdi hakikat bilincinden bakmak gerekiyor. Daha derinlikli bir mevzuat orada. Ama rüya önemi... ...dediğimizde rüya çok önemli. Hiç kimseye böyle gayri ihtiyar rüyalarınızı... ...yorumlatmayın. Kimseye rüyalarınızı... ...direkt anlatmayın. Özellikle... ...sabah saatlerinde görülen rüyalar... ...haberci rüyalardır. Haberci rüyalara dikkat etsinler. En azından bu konularla artık bilinçli hareket etsen çünkü rüya dediğimiz şey aynı zamanda da iletişim sistemidir. Özel bir He, iletişim ağıdır. Orası dinlenemez, kaydedilemez. Hocam şunu göstereyim şuraya çıkayım iki dakika hemen rüyana devam edeceğiz. Ma madem bahsettim şöyle çıkacağım <laughs> evet, yönetmenim. Evet. Şuraya gideyim. Hani dediniz ya Trump Mesih diye. Evet, Bakın evet. bu The Economist'in Christmas kapağı. Ee, Trump kanat melekleri var. Bir yıldız taşıyor. Noel ağacının üzerinde Mesih gibi gösterilmiş. Şimdi. Evet evet. Hemen aşağıdaysa Filistin bari. Hayır yani. şu şu da Mesih aslında bakın. Evet. Şu da Mesih. Churchill bu İngiliz başbakan eski. Kutuda Converse var galiba. Bu Churchill. Burada da Trump her şeyin üzerinde yine Mesih gibi gösterilmiş. Hani dediğin doğru Mas hocam. Masum Öyle açıklamalar yapıyor ki The Economist'e bunu yakın görelim. Bu kadar çok gözümüzün içine sokuyor olması. <laughs> Kanatlı melek. Elinde bir yıldız. Yıldız da bildiğim kadarıyla yine bu Mesih'i, Mehdiyet'i temsil Tabii. eder. Işık gibi. Ee, neyse ki, tesadüf ne, değil. Neyse ki biz insanlar artık kavramların içerisinde boğulmamaya karar verdik değil mi? İnşallah umut edelim öyle olsun. Kavramlar içerisinde <laughs> boğulmayacağız değil mi? Takılmayacağız artık onun saçına, bunun İnşallah eteğine, hocam. bunun e, cübbesine, onun pantolonuna bunun etene. Sahte mehdiler çok süredir. gerekiyor artık. Eee programında mıydı? Bir mehdi yakalandı evet. biliyorsunuz. Ama şimdi bir mehdi yakalandı hemen... yani bir ya. sahte kendini mehdi gören kişi. İşte burada bilinç seviyesiyle ilgili Türker Bey yani astrolojik olarak da bu göstergeler biraz bize zaten Satürn Balık'la Neptün Balık'la bunları anlatıyor. Ee, ki mesela eski geçişlerde de böyle şeyler çok olmuş. Fakat şu dönem önemli olan şey bizim insanımızın e işte bu tarz insanlara inanmaması ve onları bu şekilde ilahlaştırmaması gerekiyor. Yani şu an bir ilahlaştırma durumu yaşamaya başladık. Korkuyorum ki bu daha da maalesef çoğalacak diye. Hayır, Şu anda bireysel ilahlıklar ilan edilmeye başlıyor. Çünkü evet. 2024 yılıyla birlikte bu önümüzdeki 8 yıl çok önemli. bir ruhsal uyanış yılı. Yani madde dünyasının e, gücünü yitirdiği, mana dünyasının yükselişe geçtiği bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Ben öyle biliyorum. Doğru mu? Doğru. 8 yıllık bir süreçten bahsediyor. Astrolojik olarak da bunun karşılığı Sekiz böyle. 8 yılı, Satürn yılı. Evet, buraya artık Satürn'ü ben bilmiyorum ama mana yılına girdiğimizi biliyorum. Böyle olunca insanların e, rüya görme, doğa olaylarını veren Rüya görme şekilleri değişmeye başlayacak ve başladı. O yüzden şu an insanların çoğu bunu dile getirmiyor. ...bir başkası bana hasta demesin diye... ...dile getirenler de kendini hasta zannedip... ...yardım istemeye koştu. Çünkü... E, ...bugüne kadar fark etmediği şeyleri fark etmeye başladı. Değişik değişik rüyalar görmeye başladı. Değişik değişik gündüz rüya... ...görmeye başlayan insanlar var. E, gözünü kapattığında şöyle gezdiğinde... ...vizyonlar görmeye başlayan insanlar var. E, tuhaf tuhaf... ...olaylar yaşayan... ...ağzından kelimenin çıktığında... ...öbür tarafta olduğunu görmeye başlayan insanlar var. Bunlar... Ee, ütopik olan olaylar gibi görünüp insanları telaşa sürüklüyor. Bu da bunu bilmemesinden kaynaklanıyor. Ama ben de diyorum ki telaşlanmaya gerek yok uyanıyorsun. Evet. Yani sende var olan potansiyellerini sen bugüne kadar açığa çıkartmadın. Potansiyellerin artık seni zorluyor. Kendisi açığa çıkıyor. Yumurtanın kabuğunun kırılması gibi bu hikaye. Tohumun çatlaması gibi bu hikaye. Niye? Tohum direniyor. Ne için direniyor? Çatlamamak için direniyor. Ama o fidan ancak çatlayınca çıkıyor. Bu hikayede böyle gelişiyor. Hı hı. Peki. Süremizin de sonuna geldik artık. Çok çok teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Mehmet Saka bizlerle beraberdi. Ayça Aydın bizlerle beraberdi. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür teşekkür ediyoruz. ederiz. İkinize de. Efendim Perşembe akşamı Koray Kamacı ve Doğan Akdeniz bizlerle birlikte olacak. Perşembe akşamında ne var ne yok izleyin. Yine konularla karşınızda olacağız. Elon Musk yazan ve hesabı takip eden 50 kişinin DM'sinden sizlere ulaşacağız efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.